Sevgili kaleci dostları, Türkiye'nin ilk ve tek kalecilere özel YouTube kanalı olan Kalecilere Dünyası'na hoş geldiniz. Sesimizi duyurmak adına kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgili kaleci dostları, bugünkü konuğumuz kadın futbolunun değerli isimlerinden milli takımda görev yapan, aynı zamanda Gaziantep ALG takımının kalecisi olan Ezgi Çağlar bizim konuğumuz. Merhaba Ezgi'cim, hoş geldin. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın öncelikle? Bu korona günleri nasıl geçiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Korona günleri evdeyiz, evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. İhtiyacımız olmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Ezgi'cim ben tabii biraz tanıyorum seni, araştırmada yaptım. Çalışmayı çok seven bir yapın olduğunu biliyorum. Bu süreçte psikolojik olarak nasıl bir zaman geçirdin? Yani bu süreçte bir futbolcu için bu süreci evde geçirmek belki hani yine zordur ama bir kaleci kadar zor değildir. Evet. Çünkü bizim daha çok materyalimiz olduğu için yere yatıp kalktığımız için sürekli en zor bence bu süreci kaleciler atlatmıştır. Eminim. Uygun zemini bulamadığımız için. Onun haricinde evde egzersiz yapıyorum zaten. Antrenmanlarımı her zaman yapıyorum. Başka yaptığım bir şey yok. Film evet. İzliyoruz. Bu şekilde geçiyor yani sürekli. Biraz uyku düzeni de muhtemelen kaybolmuştur. Çünkü gündüz gece oldu, gece gündüz oldu, bir tuhaf oldu Ramazan ayında olması dolayısıyla. Bu tabii sporcular için biraz sıkıntılı durum olsa da inanıyorum profesyonel ve milli takım seviyesinde bir sporcu olduğunuz için zannediyorum gereken çalışmaları da yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Bu arada Ezgi'cim... Yani şöyle söyleyeyim. Buyurun. Ben şeyden bahsedecektim. Bunu tahmin ediyorum neler yaptığını. Hırslı bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Arkadaşların sizi tanıması açısından çünkü futbol genelde erkeklere özel bir spormuş gibi görünse de bayanlar da son dönemde dünya çapında güzel işler yapıyorlar. Bir bayanın, bir kadının futbola başlaması insanlar açısından biraz merak uyandırıyor. Yani biz size sorsak nasıl başladınız, evet. Nasıl karar verdiniz kaleci olmaya? Ben nasıl başladım? Ortaokulda futbol okulunda okulumuzun futbol takımı vardı. Orada oynamaya başladım. Ondan öncesinde zaten sürekli erkeklerle futbol oynayan biriydim. Çocuklarla, asla bebeklerle oynama gibi bir lüksiyatım olmadı. Hep erkeklerle futbol oynamak istiyordum. Benim ikiz erkek kardeşim var. Evet. İşte maç yapılacağı zaman Ezgi maça gelir misin? Aslında erkek kardeşim çağrılmazdı, ben çağrılırdım. Her zaman da içinde bir oyunculuk hevesi vardı. İlk futbola zaten oyuncu olarak başladım. Sol ayağım bu arada. Kalecilerde evet, onu... çok zor görülen bir şey bu. Oyuncu olarak oynamak için her zaman oyuncu olarak oynamak isterdim. Daha sonra okullar arası maçlarda biz ikinci olduk. Daha sonra oraya bir iş adamı geldi. İşte kadın futbol takımı kurmak istediğini söyledi. Orada ben beni de seçmiş, beni de beğenmiş kaleci olarak ve o maç ben oyuncu olarak kadroya yazılmıştım. Ama tabii çocukken birazcık hiperaktif oluyorsunuz. Isınma esnasında ben kaleye geçtim. Baktı antrenörüm, benim reflekslerim çok kuvvetli. Hemen kadroyu değiştirdi. Ezgi, seni hemen kaleci yazıyoruz dedi. Orada da kaleci olarak seçildim zaten. Kaleci olarak beğenildim derken. Bu şekilde futbola başlamış oldum. İlk ben futbola başladığımda kulübüme çok cüzi bir miktar ödüyordum. 20 lira. Bugün parasıyla. O şekilde futbola başladım. Daha sonra işte İzmir Spor'da oynadım. Şirinyer Spor'da oynadım. Birkaç kulüpte oynadım. Bir sürede bu kulüplerden kadın futbol takımını kapattı. Bir yıl kulüpsüz kaldım. Bu kulüpsüz kalmış olduğum süreçte biz kendi imkanlarımızla kendimize forma yaptırdık. Arkasında işte ismimizi yazdırdık. Çok güzel bir bayan futbol takımı kurduk ve ismimize Yıldız Spor koyduk. Hiç unutmuyorum bu anılarımı asla. Biz tabii toprak sahalarda antrenman yapıyoruz. Toprak sahada pislik olsun, onları biz kendimiz toplayıp sahaya çıkıyoruz. Çok zor şartlarda antrenman yapıyorduk sürekli arkadaşlarımla. Daha sonrasında işte Buca Spor bizi herhalde haberlerde falan görmüş. Bizi çekime gelmişlerdi. Sonra şey demişler, bu kızlar kulüpsüz kalmasınlar. Yaptırdığımız formaların rengi zaten
sarı lacivertti. O da denk gelmiş galiba Buca Spor'un renklerine. O şekilde evet. Buca Spor'da lisanslı futbol oynamaya başladım. Buca Spor kadın futbol takımını kurdu. O süreçte kadın futbol takımı liglerine ara verilmişti. Benim Buca Spor'a geldiğim süreçte birincilik açıldı. O şekilde birincilikten devam ettim futbola ve futbol kariyerim bu şekilde başlamış oldu. Evet, başladı. Kalecilik anlamında mesela size ilk başlarda kim kaleci tekniğini verdi veya nasıl öğrendiniz? Bununla ilgili bilgi verebilir misin? Hani durup dururken tabii her kaleci atlayıp zıplayan hocam şu an olmuyor. Sesinizi alamıyorum. Nasıl? Şu anda geliyor mu? Bilgisayardan mı? Normal istersen kulaklıkta bir sorun olabilir. İstersen kulaklığı çıkartabiliriz. Geliyor mu hocam, sesim? Hocam şu an hala duyamıyorum. Bakacağız. Halletmeye çalışacağız. Şu anda geliyor mu sesim Ezgi? Şu anda sesim geliyor mu? Hocam şu an sizi duyamıyorum ama şeyi merak ettim. Acaba sadece duyamayan kişi ben miyim? Muhtemelen çünkü arkadaşlar yazdı. Hocam sizin sesiniz geliyor dedi. Tabii benim sesimi duyman lazım. Sorular soracağız. Onu halletmemiz gerekiyor. Kulaklıkla ilgili sorun olabilir mi acaba? Zannediyorum senin sesinde bir sorun varmış. Arkadaşlar uyarıyor beni. Konuşur musun? Duyamıyorum. Bir şeyler yapacağız. İstersen yayına istersen bir çıkıp tekrar gelelim olur mu? Nasıl iletişim kuracağım? Bir saniye. Geliyor mu sesim Ezgi? Arkadaşlar zannediyorum seste problem oldu. Tekrar bağlanacak. Tekrar yenileyelim. Sorun yok. Bu arada sormak istediğiniz şeyler olursa alabilirim. Hüseyin TV lütfen yorumlarını doğru yaparsan sevinirim. Hiç hoş bir cümle değil o. Hatta kusura bakma. Yani bu yorumu kaldıracağım. Arkadaşlar yorum yaparken lütfen haddimizi aşmadan bir bayan olduğunu da düşünerek yaparsanız sevinirim. Şimdi tekrar. Evet, ben sesini alıyorum. Sen alabiliyor musun sesimizi? Şu an sizi evet duyuyorum hocam. Buyurun. Ezgi'cim istersen şöyle yapalım. Kalecilik mesleğini senin seçmende en büyük etken neydi? Bir de sana bu kaleci tekniğini kim verdi? Çünkü teknik de bir kaleci olduğunu biliyorum. Yani şöyle söyleyeyim, kaleciliği seçmemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi atlamayı çok seviyordum ve reflekslerimin gerçekten çok güçlü olduğunu düşünüyordum. Bu arada babam çok destek çıkmıştır bana bu süreçte ve kaleci olmamı en çok isteyen de babamdı. Evet. Parklarda boş bulduğu çim alanlarda kaleci antrenmanı yaptırırdı bana. Yani evet. O şekilde başladım ve tabii ki de ben futbola kaleciliğe ilk başladığımda
Kalecilikle ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Milli takım kampına çağrıldığım süreçte de bilmiyordum. Metin Akçevre var. Küçük Metin diye bilinir. Beşiktaş'ta oynamıştır Beşiktaş, kendisi. Tabii tabii. Bizler çok iyi biliriz. Evet. Metin Hoca işte beni maçta görmüş. İstanbul'daki maçta. Ezgi'cim dedi, senin dedi fiziki anlamda çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Ve ben seni kısa bir süre içerisinde geliştirip milli takıma kazandırmak istiyorum dedi ve milli takıma çağırdı. Bu süreçte tabii ben milli takımda olmasam bile ara ara federasyona gidip antrenmanlara katılıyordum. Özel antrenman da yapıyordum federasyonda falan. Bu şekilde başladı ve Metin Hoca beni sıfırdan yaratıp bir sene içerisinde bütün kaleci tekniklerini, her şeyi sıfırdan bana kazandıran Metin Akçevre'dir. Tabii bu süreçte bir de tabii milli takım olayınız var. Milli takıma kadar uzandınız. İlk milli takıma çağrıldığınızda kaç yaşındaydınız? Ben 2006 yılında milli takıma çağrıldım. 2006 yılında kaç yaşında oluyorum? 91, 25 mi? 2006, pardon. 2006, 4. 4. 15. 14 yaşında falan. 14 yaşında oluyordum. Evet. O şekilde yani 14 yaşında çağırdım. Alt kategorilerde oynadınız. Yalnız bu tabii o geçiş sürecinde sizin en büyük çıkış yaptığınız maç da zannediyorum okul takımındaydı. Şili'de Dünya Kupası maçlarında galiba. O maçı bir hatırlatır mısınız arkadaşlara? Zaten beni unutamayacağım maçlardan bir tanesidir. Biz okullar arası, lise arası maçlarda Türkiye şampiyonu olduk. Hep birlikte Güney Amerika Şili'ye dünya şampiyonası maçlarına gittik. Bu süreçte zaten benim en çok çıkış yaptığım süreçlerden bir tanesi de bu süreçti zaten. Daha sonra işte orada üçüncülük dördüncülük maçına kaldık. Biz dünya üçüncülük dördüncülük maçına kaldık. Ve ben son dakikada bir gol yemiştim. Penaltılara kaldık. Dünya şampiyonasında o zaman uzatmalar falan yoktu. Direkt penaltılara gidiyordu maçta. Penaltılarda ilk penaltıyı yedim, sonra 3 tane penaltı çıkardım. Direkt dünya üçüncüsü olduk ve bizim erkek takımımız da oradaydı. Türkiye'yi temsilen de onlar gelmişti. Ben penaltıyı çıkardıktan sonra o takımın üzerime işte gelişi, bütün Türklerin benimle birlikte sevinmesini, bunları asla unutmam. Unutmayacağım şeylerden bir tanesidir. Ve ilk profesyonel kramponumu da o zaman giydim. O zaman müdürümüz almıştı. Evet, onu bile saklıyorum yani. Çok güzel anılar var. Mesela bu konuda şimdi kaleci olanlar bilir. Penaltı deyince veya penaltıda neler hissediyorsun bir kadın olarak? Penaltılarda neler hissediyorum? Ben penaltı çok severim bu arada. Penaltıya karşı böyle bir hasta şeyim var. Yani maçta penaltı olunca üzülmüyorum da. Niye bilmiyorum. Normalde üzülecek bir durum ama. Genellikle hep şey yaparım mesela, oyuncuyla göz temasını muhakkak kurarım ve ayağıyla geliş açısına bakarım. Şimdi tüyomu söylemeyeyim izleyenler. Söyleme, çok detay verme zaten. Evet. Bundan sonra zaten sen faal oynuyorsun, bundan sonraki arkadaşlar buna dikkat edebilir. Evet. Ben genelde duygusal anlamda ne düşünüyorsun onu sormak istedim. Hani teknik olarak verme zaten, bu karşı tarafı anlasın. Tamam, duygusal açıdan soruyorsunuz. Bazen kurtaracağım penaltıyı hissediyorum. İşte 1-0 mağlup olduğumuz maçlarda falan kurtaracağım hissettiğim de dediğim zamanlar kurtardığım çok olmuştur. O histir, evet. Ama evet, bu histir işte. Ama çok zor gerçekten de. Yani oyuncuyla o an karşı karşıya olan pozisyonda o koordineyi sağlamak, o an o kişiye motive olmak, bunlar çok önemli şeyler. Tabii ki de heyecanlanıyoruz duygusal anlamda. Heyecanla. Kurtarıp maçın adamı olmak istiyorsun. Mesela her şeyi var yani, o an her şeyi hissediyorum. Özgürcüğüm, şu açıdan hiç baktım. Mesela ben de antrenörlük yapıyorum. Kalecilere sunulmuş bir madalyadır diye düşünüyorum penaltının. Çünkü biliyorsunuz gol yediğinizde kimse bir şey demez. Hani kurtarı tarafımız var. Ama kurtarırsak maçın kahramanı olma şansımız var. Ki bu sene oldu zaten. Yani şu anlamda eğer penaltı olduğunda tabii ki takımımız adına üzülebiliriz ama kendi adımıza sevinmemiz lazım diye düşünürüm ben. Çünkü kurtardığınız zaman kahramansınız. O yüzden %100 değil, ben kaleci olarak %1 milyon konsantre oldum. Çünkü sizin için bir kahramanlık şansı var orada da. Evet, çok güzel söylediniz. Yani
Sonuçta yediğiniz zaman hiçbir sıkıntı yok. Kimse bir şey demiyor ve sadece penaltıda bu. Başka bir yerde değil. Bu sene, evet, bu sene şöyle bir şey oldu. Bizim işte Ataşehir maçımız vardı. Ataşehir maçında bir tane serbest vuruş maç, bu arada 0-0'dı zannedersen. Duran topu çıkardım. Duran topu çıkardıktan sonra biz işte iki tane gol attık. Sonuçta 2-0'lık skorda maç devam ettiği için zor şey bir skordur. Penaltı oldu. İşte o gün ben o penaltıda takım arkadaşıma dedim ki bu penaltıyı kurtaracağım galiba. Hissediyorum dedim ve penaltıyı çıkardım. Evet. Ben penaltıyı çıkardım. Ayağa kalktım. İkinci pozisyonumu alacaktım. Hakem düdüğü çaldı. Maç bitti. O takım sevinci de çok güzeldi. Gerçekten de. O yüzden penaltı kurtarmak sizi takımın yıldızı yapabiliyor. Yıldızı yapabilir. Bu arada Ezgi'cim, Metin Akçevre hocam da yayınımızı seyrediyor. Ekrana verebilirim, görebilirsin. Ezgi hocama evet. Da selamlar. Arkadaşlar bu arada evet. Ezgi Çağlar kaleci ama aynı zamanda da bir öğretmen, beden eğitimi öğretmeni. Hocam demesi ondan. Onu da arada dipnot olarak söyleyeyim. Şu andaki bulunduğunuz takımla alakalı nasıl katılabiliyorsunuz? Çünkü hem öğretmenlik yapıyorsun, İstanbul'da mı yapıyordunuz, ben öyle hatırlıyorum. Hı hı. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Metin Hoca'ya buradan çok selamlarımı ileteyim. Hazır evet. Muhabbeti açılmışken. Her şey için ona buradan teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şu anda duyuyordur eminim. Zaten bizi de sürekli takip eder Metin Hocam'la. Yakında zannediyorum pazartesi günü de Metin Hocam'la bir canlı yayın yapacağız. Siz de ona katılırsınız. Evet. Tamam, süper. İyi olur ya. Devam edebiliriz. Mesela şu an bulunduğunuz takımda bildiğim kadarıyla tabii kadın futbolunda biraz zor. Siz İstanbul'da öğretmenlik yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yanılıyorsam düzeltebilirsiniz. Antep'te takımınız var. Bu koordineyi nasıl sağlıyorsunuz? Bu koordineyi nasıl sağlıyorum? Ben zaten kulübümle anlaşırken İstanbul'da görev yaptığımı biliyorlardı. O şekilde anlaştım. Ben perşembe günleri uçakla yola çıkıyorum. Antep'e gidiyorum. Antrenmanlarımı orada yapıyorum. Maçımı da pazar günü oynayıp geri dönüyorum. Her hafta bu şekilde yapıyorum. Ama geri kalan süreçlerde özel kaleci antrenörüm var. Sağ olsun Şevki Hoca. Buradan ona da çok selamlarımı iletiyorum. Şevki Hocam'la birlikte özel kaleci antrenmanları yapıyorum. Antrenmanlara katılıyorum. Erkeklerle beraber yapıyorum bu arada kaleci antrenmanlarımı. Bu gitmediğiniz dönemlerde, yani İstanbul kısmında Şevki Hocamızla yapıyorsunuz. Antep'e evet. Döndüğünüzde. Antep'e gittiğimde de Mehmet Hocam var. Mehmet Hocam'la birlikte çalışıyoruz, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Ben İstanbul'da yaptığım bütün antrenmanları kulübe gönderiyorum zaten. Hafta içi benimle yaptığımı kulüp takip ediyor. Kaleci antrenörüm Mehmet Hoca takip ediyor. Zaten hı-hı. Perşembe günden itibaren de Mehmet Hoca ile beraber antrenmanlarımı yapıyorum. Evet. Yani bu konuda Mehmet Hocam'dan şöyle bir şey dinlemiştim ben, arkadaşlara da anlatayım. Sizin çok hırslı, mücadeleci ve dayanıklılığı da çok iyi olan bir sporcu olduğunu söyledi bana. Şöyle bir anınızı anlatmıştı. Buradan dinleyen arkadaşlar şey yapacak, kusura bakmasın. Siz zannediyorum bir akşam erkek takımıyla çıkarmak zorunda kalmış zannedesem. Orada bir bal evet. takımıyla. Evet. Oradaki erkek kaleci arkadaşların isyanına şahit olmuş kendisi. Ya nereden geldi, hani kendimizi kötü hissettik, hani sizin evet, yapabildiğinizi evet, görünce tabii ön yargıyla yaklaşınca karşında da böyle bir dayanıklılık işte teknik falan bulunca çok şaşırmışlar mesela. Hocam onu anlatmıştı, çok enteresandı. Evet. Sizinle ilgili çalışma konusunda çok şeyler duydum. Hatta mini takım bazında da son dönemde herhalde bildiğim kadarıyla seçilmiyorsunuz veya çağrılmıyorsunuz diyelim. Mini takıma. Evet, evet öyle bir durum yaşıyorum maalesef. Çağırmıyorum. Evet, şu ana kadar kaç defa milli oldunuz? 43 kez milli takımda forma giydim. 43 kere giydiniz. Ben de kısa bir araştırma yaptım tabii sizde röportaj yaparken yapmak istediğimde. Hani ortak nokta şu, hani Türkiye'nin en iyilerinden biri. Şimdi bakıyorum son dönemde daha genç arkadaşlar da çağırıyor. Tabii genç arkadaşlar çağırsın ama siz neden çağırmıyorsunuz? Sizin nedir bu konuda? Ya ben neden çağrılmıyorum? Benim 3 yıldır antrenörlüğümüzü yapmış olan bir hocamız vardı. O bıraktı. Onunla belli sebeplerden dolayı çok gereksiz bir şekilde çağrılmadık. Dışarıdaki özel hayatlara kadar girildiği için problemler bayağı bir büyüdü ve biraz gerilim oldu, gerginlik oldu o süreçte. 3 arkadaşımızı çağırmadı benimle beraber kampa. Bu süreçte ben hep sessiz kaldım zaten. Hocanın takdirine bıraktım. Tabii ki de.
Şimdi yeni bir antrenörümüz geldi. Necla Hoca geldi. Kadın futbol takımının başına kadın bir antrenörümüz geldi. Necla Hoca da 40 gün 40 kişilik bir kamp kadrosu hazırladı. O 40 kişilik kamp kadrosunda herkes vardı. Bu çağrılmayan 3 kişi de vardı. Bir tek ben çağrılmadım ve ben gerçekten de 40 kişilik kamp kadrosunda kesinlikle olmam gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Tabii ki de hocamın takdirine bırakıyorum ama. O insanın da düşüncesi Özgeciğim. Yani, kime sorsak hani seninle ilgili o milli takımda olması gereken bütün özelliklere sahip olduğunu söylüyorlar. Evet. Keşke takip etseler benim ne kadar çalıştığımı, ne kadar mücadele ettiğimi, ne kadar hırslı olduğumu zaten Necla Hoca yıllarca benimle beraber çalıştı bilmesi gerekiyor gerçi ama yine de hocamın takdirine kalmış. Bir şey diyemem. İnşallah ilerleyen zamanlarda Necla Hocam da bizim bu sesimize kulak verip bu konuyu bir daha gözden geçirecektir. Necla Hocam açılmışken konusu biliyorsun son dönemde kadın milli takımında bir ekip değişikliği oldu. Yani şöyle erkek teknik ekipten kadın teknik ekibe geçildi. Bunu nasıl görüyorsunuz? Bu değişim normal mi? Olmalı mıydı? Artıları ve eksileri nedir sizce? Ya bu çok güzel bir şey. Tabii ki de kadın futbol takımının başında erkek antrenör de olabilir. Yani kadın da olabilir ama benim için bir kadının olması kadın futbolu adına gerçek anlamda çok güzel bir görsel. Necla hocamızın başımızda olması da kadınları bir kadının anlaması daha kolaydır diye düşünüyorum ve iletişimi daha sağlam kuracağını düşündüğüm için kadınları temsilen de Necla Hoca'nın bu görevde olması bizim için çok büyük bir avantaj. Kadın milli takımımızın başında olması çok büyük bir avantaj diyorum. Yani kadınları tabii futbolun içinde görmek hem antrenör olarak hem spor futbolcu olarak görmek bizi çok gerçekten mutlu ediyor. Ve kadın futbolunun gelişmesi için çok güzel bir şey bu. Ya kadın futbolunda açıkçası ben de bir dönem bir kadın kaleciyle çalışmıştım. Hani orada bir antrenör olarak kendimi de test etme ve hani tanıma fırsatı bulmuştum. Maçlarına da gittim dolayısıyla hani çalıştırınca maç ortamındaki yapabilirliğini görmeniz gerekiyor. Orada ben mesela kendi adıma söyleyeyim bir antrenör olarak. Mesela bayan veya işte bayan sporcular futbolu çok iyi bilmediklerini çok iyi biliyorlar. Yani öğrenmesi gerektiğini biliyorsunuz erkek sporcular doğuştan başlıyor. Yani yürümeye başlıyor, babası önüne top atıyor, hadi oğlum vur diyor. Bayanlar geç özelleşiyor. Dolayısıyla ben şunu farkına varmıştım. Bayanlar ciddi anlamda bilmediğinin farkında. Erkekler biraz o konuda farklı düşünüyor. Yani bildiklerini zannediyorlar, onları düzeltmek biraz daha zor oluyor. Bayanlar da gerçek anlamda bilmediğini bildiği için sizin söylediğinizi harfiyen yapmaya çalışıyor ve öğrenim daha hızlı oluyor. Mesela ben onu görmüştüm. Evet. Tabii fiziksel anlamdaki zafiyetlerden dolayı da maç içerisindeki tabii beceri kısmı farklı. Ona bir şey değil mi? O zaten doğanın kanunu, yapacak bir şey yok. Ama öğrenmeye çok açık bir yapınız olduğunu ben biliyorum. O süreçte ben de görmüştüm. Mesela kadın futbolu bizim şeyden önce mesela kalecilik üzerinde konuşacak olursak yine sizin takip ettiğiniz, örnek aldığınız kaleciler var mı hem Türkiye hem dünya? Yani takip örnek aldığım demeyeyim de beğendiğim mesela dünyadaki kadın futbolcularından bir tane Soksolo'dur zaten. Bilenler bilir. Hem güzellik anlamında hem de kalecilik anlamında dünyadaki iyi yeteneklerden bir tanesi. O benim takip ettiğim kalecilerden bir tanesi. Türkiye'de mesela bu soru hem bayan hem de erkek olarak algılayabilirsin. Mesela erkek kalecilerden kimi beğeniyorsun? Ben Mustera'yı çok beğeniyorum. Tek başına bir takım olarak görüyorum Mustera'yı. Evet, bu sene özellikle başında bir Türk kaleci antrenörüyle bence de kendi kariyer performansını gösteriyor diye düşünüyorum. Bu sene ekstra bir performansı var yani, zaten. Yani takıma... Evet, takıma kendini adadığını düşünüyorum. Gerçek anlamda o takımı kendisine sahiplenmiş ve bir dev gibi duruyor kalede. Benim gözümde o şekilde yani Mustera. Mehmet Hocam da, Mehmet Görür Hocam da bir sorusu var. Şöyle ekranda yansıtabilirim. Mini takım formasını giymeyi arzu ediyorum tekrardan diye bir soru sormuş. Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam, inşallah. Ben hakkım olduğunu düşünüyorum ama takdiri tabii ki de hocamıza kalmış. İnşallah. Yani biz de görmek ve istiyoruz. Ve bunu sadece ben söylemiyorum yani. Çevremdeki çoğu insan neden bir takım kampına gitmediğimi bana soruyor.
Futbol camiasındaki insanlar bile şaşıran çok insan var yani. O 40 kişilik kamp kadrosunda nasıl Ezgi olmaz diyen çok insan var. İnşallah Necla Hocam bu yayını seyredip gerekeni yapacaktır diye düşünüyoruz. Yani yayını seyredip de değil de Yani şey anlamında söylüyorum. Antrenman performansını zaten hak ettiğini yani görürüz şurada yani. Şöyle bir şey var. Hani mutlaka hani sizi tanıyor, sizle ilgili bilgisi vardır ama hani biraz daha hani aklına girmesi ya hakikaten haksızlık yapılıyor veya hani bir değerlendirelim veya son halini bir görelim açısından söyledim ben. Evet, yani tamam bu demesi hocam, gerekir. Doğru. Yoksa tabii sizi tanımama ihtimali var mı? O da yaklaşık mini takım bünyesinde bir insan. Yani bence bütün yaş gruplarının hepsine çok hakimdir Necla Hocamız. Mutlaka şey yapacaktır. Bu arada futbolcuyken, kaleciyken Avrupa hayaliniz var mıydı? Avrupa'dan teklif aldınız mı? Ben geçen yıl çağrıldım. Ondan önceki yıllarda da gitme durumum vardı Hollanda'ya falan. Ama gidemedim. Geçen yılda Metz var Almanya'da. Metz'e çağrıldım. Ama beden eğitimi öğretmeni olduğum için maalesef yurt dışına çıkamadım, gidemedim. Bundan öncesinde de milli sporcu olduğumuz için devlet direkt bizi beden eğitimi öğretmeni olarak atadığı için ben beden eğitimi öğretmenliğini de tercih ettim bu süreçte. Keşke hayallerimin peşinden gitseydim. Bu şekilde Keşke. Yapmasaydım diyorum. Hani yine şükürler olsun tabii ki de ama ya bir şekilde yani öğretmen var. Olduğum için. Şey yapacağım, bir yıl yıllık izne ayrılma durumum var. 4 yıl öğretmenlik görevin bittikten sonra, 4 yılı doldurduktan sonra yurt dışına çıkıp oynayabiliyorsun. İnşallah. Bu hayalimi yani, gerçekleştireceğim. Biz tabii bu röportaja kadar biz hep Türk erkek kaleciler üzerine konuştuğumuz için bizim de hayalimiz bir Türk kalecisinin Avrupa'da bizleri temsil etmesi. Belki de sen daha önce gidip bizleri temsil edebilirsin. Hala da yazan bir menajer var bana yurt dışı süreciyle ilgili. İşte kalacak yer olsun, işte masraflar, her şeyle ilgili bilgilendirmeye yaptı. Senden sadece biz haber bekliyoruz, net bir cevap bekliyoruz demişti. Tabii İnşallah. Ki de bu süreç en kısa zamanda olacaktır diye düşünüyorum yani. İçinde kalmayacaktır. İnşallah. Daha yaşında genç. Hani kalecilik için biliyorsun kalecilik uzun seneler yapılabiliyor diğer sporculara göre. Artı çalışma azmi ve performans olarak da iddialı bir yapım var. Yani uzun seneler yapabilirsin diye düşünüyorum. Yani inanın çok isterdim yurt dışında oynamak. Kesinlikle vallahi, çok çok isterdim. Şöyle söyleyeyim, bizler de futbol insanları olarak bizler de isteriz. Yani Türk insanını orada görmek bizi de çok eder. İşin gerçeği bu. Yani inşallah da olur. Biz de mutlulukla seyrederiz. Bu arada tabii ben İnşallah. Resimlerden falan gördüm. Ciddi sakatlıklar da yaşadın galiba. Yani bu sakatlıklarınla alakalı bilgi verir misin? Çok ciddi herhalde maskeyle falan oynadığın maçlar var. Şöyle üniversiteler arası biz futsal maçına gitmiştik. Orada benim burnum kırıldı. Bundan bir hafta sonra falan milli takım kampım vardı benim. Ameliyatım olur olmaz ben yataktan kalkıp milli takım kampına gittim. Tabii bana soruldu hani Ezgi gelmek istiyor musun? Durumun nasıl? Ben kendime maske buldum. O maskeyi kendi ölçülerime göre ayarladım. O şekilde milli takım kampına katıldım ve hiç ara vermedim. Bilmiyorum çevremdeki insanlar annem de dahil olmak üzere çok büyük tepkiler verdi. Hani bu şekilde gidemezsin. Ama dediğim gibi çok hırslı ve korkusuz olduğum için bunu göz ardı alarak milli takım kampına gittim ve çok zorlanıyordum maskeyle. Nefes alıp verirken özellikle biliyorsunuz kalecilerin performansı çok önemli, şey olduğu için odaklanmasını sıkıntı için. Yapabilir. Bunu atlattım. Daha sonra milli takım kampında omzumda kemik kaydı. Hırvatistan'da. Onu da atlattım. Geçen sene ligin 10. dakikasında aynı yerden 3 parçacıklı tekrar burnum kırıldı. Ve ligin ilk maçında 10. dakikasında benim burnum kırıldı. Ben maçtan çıkmadım. Oynamaya devam ettim 90 dakika. Hedakar kalecilik. Evet. Onda da aynı şekilde ameliyat olmadım. Kırıldıktan sonra hastanede oturttular. Çok kötü bir süreç geçirdim tabii ki de. Onun içinde yüzüme özel karbon maske yapıldı ve o maskeyle ben hiç ara vermeden tekrar devam ettim. Bu şekilde yani sakatlık geçirdim bayağı ve ciddi sakatlıklar geçirdim. Evet. Ezgi'nin bir de kadın futbolu, bizim Türkiye'nin kadın futbolu sence dünyada nerelerdeyiz? Hani gelişmekte olan bildiğim kadarıyla ama şu anda nerelerdeyiz sana göre? Yani bence şu an çok iyi bir yerde değiliz.
Evet. Çünkü Türkiye'de daha kadın futbolu gelişmemişken dünyada yer almayı beklemek çok zor gerçekten de. Tabii ki de biz elimizden geleni yapıyoruz. İşte milli formaya giyerken bir dünya şampiyonası olsun, Avrupa şampiyonası olsun elimizden geldiği şekilde Türkiye'yi iyi temsil etmeye çalışıyoruz. Ama Türkiye'deki konumu gelişmedikçe maalesef biz ne yaparsak yapalım iyi yerlere gelmemiz birazcık zaman alacak. Zaman alacak. Evet. Şimdi bu arada ufak tefek sorular geliyor. Ben onlardan sana yöneltmek istiyorum. Seni şuradan. Mustafa Aktaş, şeyi de yazabilirim, okuyabilirsin istiyorsan. Ağır antrenmanlarla beraber bir kadın olarak gelişen fiziksel ve kuvveti olmasının saha dışı avantaj ve dezavantajları nelerdir demiş. Yani dezavantajları tabii ki de yok ama avantajları var yani benim için. Dünyada örnek aldı Kaan hocam, bu da kaleci antrenör arkadaşlarımızdan örnek aldı, kadın kaleci var mı onu yanıtlamıştık galiba. Bir de Nurcan Hanım var, o da program yapıyor kadın gözünde futbol diye. İnşallah buradan da Nurcan Hanım'a şey yapayım, seninle ilgili bir program yapmak istiyorlar, buradan da iletmiş olayım. Bayan kalecinin, kadın kalecinin orada olması, sesini duyurması adına güzel programlar yapmaya başladılar. Bu konsept yeni onlar adına. Yani bir müddet sonra inanıyorum, Nurcan Hanım size de söylemiş olayım. Ezgi zannediyorum bu konuya olumlu bakacaktır. Çünkü sonuçta o da kadın futbolun gelişmesi için Türkiye'de uğraşan, emek veren insanlardan biri. Bu konuda zannediyorum size de yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ama çok güzel bir başlık atmış. Ojeli tırnaklarımızla ve topuklu kramponlarımızla demiş. Bir kadın olarak sahaya çıktığımızda ojemizi de sürüyoruz. Makyajımızı da yapıyoruz yeri gelirse ama bir erkek gibi de mücadele ediyoruz. Ona şüphe yok. İnanın maçlarda ben de gördüm. Hakikaten ciddi anlamda hani korakor mücadeleler çıkıyor. Evet. Başka sorulara bakıyorum bu arada da o yüzden... Arkadaşlar hani biz sorular kısmını özellikle son bölüme sakladık ki normal geçiş yapalım. Devamında sizlerin sorusunu daha geniş geniş soralım diye. Sormak istediğiniz sorular varsa nasıl istiyorsanız o şekilde sorabilirsiniz ama tabii kurallar gereği. Biz de Ezgi'ye sorabiliriz, cevaplar alabiliriz. Mustafa Hocam nasıl gelişir demiş. Mustafa Hocam onun detayını yazarsan ben başını kaçırmış olabilirim. Yani kadın futbolunun nasıl gelişeceğini soruyor. Bunun için ben zaten çok güzel notlar aldım kadın futbolunun gelişmesi açısından. Ha. Şimdi okullarda futbol oynayanların oranını artırmak gerekiyor en başında. Çünkü ben de okul takımından keşfedilmiş biri olarak bunu isterim. Kadın futbolunun altyapısı geliştirilmeli. Kadın futbol kulüplerinin sayısını arttırmak gerekiyor ve yeni kulüplerin kurulması gerekiyor. Lisanslı kadın futbolcu sayısını arttırmak gerekiyor. Bunun için de ne gerekiyor? Okul futbol turnuvaları, kız futbol okulları, futbol köyleri. Özellikle futbol köyleri çok önemli. Köyleri vardı galiba bir ara. Ben öyle hatırlıyorum. Var var. Bizim hemen kadın futbol köyü ama daha yoğun tutulmalı. Kadın futbol köyleri zaten var. Oradan çok kadın futbol. Milli takıma seçilen çok oyuncumuz var bizim. Evet, evet. Benim takip ettiklerime göre. Evet, ben de denk gelmiştim. Bir Antalya'da kampta da varlardı. Hatta Van'da herhalde bir böyle bir futbol köyü var galiba. Yani o konuda bayağı emek. Evet, mesela ama şey... Ama daha çok olması lazım diyorsun anladığım kadarıyla. Daha çok olması lazım tabii ki de. Yani kadın futbol takımı mesela şu an bizim ligde 12 tane takım var. Daha fazla kadın kulüpleri kurulursa, ikinci lig, üçüncü ligimiz de var tabii ki de ama ne kadar çok kadın futbol kulüpleri kurulursa o kadar çok kadın futbolu duyulur ve iddiaya alınsa, mesela kadın futbolu iddiaya alınsa bence çok büyük getirileri olacaktır. Ben öyle düşünüyorum. Evet, o konuda kesinlikle haklısın. Ve bana çok soran oluyor, sizde iddia var mı mesela? Hani özel erkeklerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi iddia var mı sorusu. Yani tabii dediğiniz gibi o kısmı da ilgilendirmesi lazım. Hani veya oraya cazip hale getirmesi lazım ki olsun. Ama o dediğiniz konuda mesela geliştirmek adına kesinlikle seçeceğiniz insan sayısı çok olursa daha kaliteli oyuncular seçebilirsiniz. Orada sıkıntı yok. Ama ilgi az. Şöyle söyleyeyim. Bir birey
bir birey nasıl spor kültürü içerisinde yetişirse arkadaşları çevresi de o şekilde yetişir. Ben futbol Tabii. oynuyorum. Benim çevremde futbol oynuyorum diye futbola yönlendirilmek isteyen çocuklar var mesela. Yakın arkadaşlarım, çevrem, herkes. Ne kadar Tabii, çok tabii. sayı artarsa duyan kişi sayısı artacaktır. Ben böyle düşünüyorum yani. Artık bu dönemde mesela biz Ankara'da ben görüyorum kadın futbol yani futbol okulları anlamında da var mesela. Mesela buradan ismini de verebilirim. Mesela Metropol Spor yapıyor, çok iyi biliyorum. Başındaki hocamız da eski arkadaşımız. Ciddi anlamda şey yapıyor mesela futbol, kadın futbol okulu. Geliştirmek için bir Evet. şey ama bunun çoğalması lazım. Daha fazla insan onu. Çoğalması lazım. Tabii ki de çoğalması Yeterli lazım. değil tabii. Düşünsenize hani oraya gelen 1000 kişiden mi seçmek kolay, 100 kişiden mi seçmek daha kolay? Ya şöyle söyleyeyim. Bir Amerika'ya bakalım. Mesela bir Amerika'da kadın futbolu, yani dünya şampiyonu oldu geçen yıl. Dünya şampiyonası kupasını bütün ülkesiyle birlikte kaldırdı. Yani bizim ülkemize bakıyorum. Aa, kadınlar futbol mu oynar? Evet, İşte o algı var, futbolcu evet. musunuz? Futbol nasıl oynanır? Yani böyle bir algıdan bahsediyorum. Yani ben futbol oynarken neden bir kadın olarak futbol oynuyorsun sorusunu duymak istemiyorum artık gerçekten de. Ezgi'cim orada şöyle bir şey çıkıyor bana göre mesela. Ben kendi hissiyatımdır, düşüncemdir. Tabii bizim yaşadığımız ortam, dini inançlarımız bunu etkileyen sebeplerden diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz hani dar düşünceli insanlar kesinlikle kız çocuğunun hani erkeklerin yaptığı bir spora yönlendirmek istemiyorlar. Erkeklerin arasına fazla sokmak istemiyorlar. Hani biliyorsunuz hani o biraz farklı bir olgu. Ama artık 2020 yılındayız. Dünya ayağımızın altında, Evet. elimizin altında. Hani her şeyi görüyoruz. Artık onları aşmamız lazım tabii ki ama o talebin az olmasının ben kişisel olarak ciddi anlamda o insanların bakış açısıyla alakalı. Hani kızları futbol ya voleybol oynasın işte. Ne bileyim yüzsün, Ama jimnastik. erkekler voleybol oynuyor mesela. Kızlara voleybol oynayın derken erkeklerin voleybol oynaması O ne ilginç tabii kadar ama normalse. şöyle ben de hani voleybolu hakikaten çok yakıştırırım bayanlara. Yani daha estetik bir spor gibi geliyor bana mesela. Erkekler biraz kaba duruyor bence orada. Hani bayanların futbol oynaması hep erkek sporu. Çünkü babalar hep bilirsiniz Türkiye'deki bütün babalar en iyi futbolcudur, en iyi teknik direktördür. Şimdi kızını Evet. yönlendirmek istemez. Yani kolay değil. Ama biz burada TÜFAT olarak Ankara şubesi olarak 2008 doğumlara şey yapmıştık, bir karma yapıyorduk işte 2024 Geleceğin Yıldızları turnuvası için. Oraya bir bayan takımını da aldık biz orada, ufak gruplarda. Bakın çok samimi söylüyorum, 2008 doğumlu, daha yani yeni doğmuş sayılır. Ya birkaç tane çocuk vardı, inanamazsınız. İnanamazsınız, erkeklerden daha iyi. Yemin ediyorum o yaş grubu Evet. çoğu erkekten daha iyi. Orada arkadaşlar hemen notlar aldılar. Mesela kaleci de çok iyiydi. Şu anda ismini hatırlayamıyorum, kusura bakmasınlar ama hakikaten yetenekli çocuklar var. Çok güzel eğitim almışlar orada. Hani istenirse çıkar, kesinlikle çıkar. Yeter ki Evet, dedim kesinlikle. çoğaltalım. Aynı şey gibi bizim şu anda kanalımızın olduğu gibi. Şimdi biz bu kanalı tanıtmaya çalışıyoruz. Daha çok insana ulaşmamız gerekir ki bu kanal tanınsın. Daha çok telaffuz edilmesi lazım. Mesela Tabii ki de sizlerin reklam. tabii, marketing kısmını çok yapamıyoruz açıkçası. Yani insanlar biraz farklı bakıyor. Mesela sizlerin de kadın futbolunu biraz daha ön plana çıkarmak için daha fazla bu sosyal medyada aktif olmanız gerekir. Var ufak tefek görüyorum ama izlenmelerine bakıyorum çok düşük. Mesela sizin katıldığınız bazı programları da gördüm. Yani oraları biraz daha genişletip veya işte biraz önce bahsettiğimiz Nurcan Esentürk hanımefendinin olduğu gibi mesela o tür programlarla birkaç kişinin ne bileyim aklını çelmeniz gerekir diye düşünüyorum. Demek Evet. gerekir diye düşünüyorum. Yani ben Ataşehir'de oynarken birçok programa katıldım hani kadın futbolu adına. Çok güzel de tepkiler aldım. Geri dönüşler de aldım. İşte Bülent şeyle beraber gitmiştik. TRT 1'de bir canlı yayına katılmıştım. O yayından da çok güzel tepkiler almıştım ve gerçek anlamda yayına gelenlerin arasında kadın futbolunu bilmeyen çok kişi vardı ve Çok insan var, evet. evet, çok güzel de geri dönüşler aldım. Keşke yani şeye çıkmıştım daha önce. Alişan ve Sevcan'ın programına çıktım Show TV'ye. Orada da mesela kadın futboluyla ilgili çok Evet. güzel dönüşler aldım. Yani tanıtılmalı bütün branşlarımız, basında, ekranda, her yerde yayınlanmalı. En kötü bu olmuyorsa şu olsun. Hadi Evet. sporculara gerekli değer bilmiyorsa en azından bari maçlarımızın puan durumu,
Tabii, televizyonda tabii, yayınlansın. Tabii. Halkımız bizim kadın futbolu olduğunu öğrensin, bilsinler. Kadın futbolunu takip etsinler. Tabii. Bizleri tanımıyorlarsa bile, kişi olarak evet. Bezgi Çağlar'ı tanımıyorlarsa bile Türkiye'de birinci ligde kadın futbol takımı varmış desinler. Biz en çok bunu istiyoruz. Tabii o algıyı yapmak lazım. Nurcan Hanım şöyle yazmış. Mehmet Hocam, değerli yorumlarınız için teşekkürler. Eskiden elinin hamuruyla erkek işine karışma derlerdi. Özellikle stada maç izlemeye giderken herkes öcü gibi bakardı kadınlara diyor. Bu algının kırılması için ciddi bir şekilde toplumsal eğitim gerekli. Kadınların hakem olduğu, kadınların spiker olduğu bir gerçeği futbolun gelişimi için daha güzel olacağını düşünüyorum demiş. Ben de aynen düşünüyorum. Bu arada Mehmet Hocam'ın bir sorusu var. Tabii Antepli olarak. Antep hakkında ve ALG takımı hakkındaki görüşlerinizi ne düşünüyorsunuz? Antep'te yaşamak kolay mı? Onunla ilgili herhalde anladığım kadarıyla. Antep'le ilgili şöyle söyleyeyim. Ben zaten Doğu'yu çok seven biriyimdir. Doğu'yu çok severim. Daha önce de 3 yıl Şanlıurfa'da görev yaptım. Antep'e giderken hiç düşünmedim zaten. Antep'te yaşayabileceğimi biliyordum. Takımımı zaten çok seviyorum. Antrenmanlarımız, takım, kadromuz, her şeyimiz mükemmel. Başkanımız da gerçek anlamda kadın futboluna çok büyük destekler veriyor ve karşılığını federasyondan ve Türkiye'den alamadığı halde bir de elinden geldiği kadar bütün imkanları sağlamaya çalışıyor. Buradan da başkanıma çok teşekkür ediyorum, Ali Gözcü'ye. Keşke gerekli destekler verilse ve kadın futbolu çok iyi yere gelse. Yani o yüzden ALG Spor benim için çok farklı bir yerde. Çünkü kadın futboluna bakış açısı ve kadın futboluna verdiği değer çok farklı. Pilot Tayfa da yazmış buradan. Pilot Tayfa bizim kulübümüzün en büyük destekçilerinden bir tanesi. Ve gerçekten de bütün maçları bizimle beraber yaşıyorlar. Ve şehir dışında nereye gidersek gidelim, kar, yağmur demeden bizimle beraber gelen taraftarlık öyle bir şey. Evet. Taraftarımızdı. Buradan da onlara çok selam gönderiyorum. ALG'li olmak bir ayrıcalıktır bence. Evet, ve zaten ikide ALG'de oynuyorum. Lig liderisiniz, en az gol yiyen takımsınız. Bu arada evet. Gol yiyen takım derken senin attığın iki de gol var herhalde. Evet, çok güzel. Şimdi ben İzmir Buca Spor'da oynuyordum. İzmir Buca Spor'da oynarken üniversiteyi kazandım. Babam da şey demişti o zaman, kızım kulüp transferin gerçekleşmezse şehir dışına hani... Üniversiteni de burada yap. İşte İzmir'de oku. Ben İzmirliyim bu arada. İzmir'de kal falan dedi. Sonra Lüleburgaz bayan takımı vardı o zaman. İkinci liglerdi. Onlardan transfer teklifi aldım. Şimdi Lüleburgaz'da Kocaeli birbirine yakın olduğu için ben de Kocaeli Üniversitesi'ni kazanmıştım. Lüleburgaz kulübüyle anlaştım. Hocam benim tekniğimi çok beğendi buradan. İsa Hocam vardı. İşte o zaman tabii yaş gereği bir küçük bir disiplinsizlik şeyim olmuştu. Verilen saatte gitmemiştim. Bana şey dedi, zaten her zaman oyunu oynatmak içinde çok büyük hevesli beni. Ona da şey o bahane olmuş oldu. Dedi ki bu maç oyunda oynayacaksın kızım dedi. Tamam hocam dedim, oynarım dedim. Maça çıktım işte 65'te beni oyuna aldı, 2 tane gol attım. Ve bana her zaman söylemiştir, sen bir kaleci olarak hani ayak tekniğin çok iyi, hani hızlısın. Evet. İyi bir oyuncu olabilirdin. Her zaman bana bunu söylemiştir. Zaten o şekilde 2 tane golüm var ligde. Evet, zaten günümüz futbolunda da biliyorsunuz kalecilik değerlerinde, modern kaleci tiplemesinde geriden oyun kurabilen ayak tekniği önemli hale geldi. O yüzden de tercih edilen kaleci olma şansınız var. Şimdi bir sorumuz daha vardı. Onur Akın Hocam sormuş. Yurt dışında favori olarak gördüğü takım ve forma giymek istediği takım var mı? Yani yurt dışında favori olarak gördüğü takım var mı? Tabii ki de yani PSG falan var. Orada herkes oynamak ister de. Şöyle söyleyeyim. Benim şu an yurt dışında oynama durumum zaten çok düşük. Böyle hayallerin içine girmek istemiyorum. O yüzden şu an bu konuyla ilgili ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Üçüncü olarak da olabilir. Hani insanın hayali vardır, yani, hedefleri vardır. Tabii, olur olmaz, ona yapacak bir şey yok. Kader de vardır tabii. Şartlar vardır. O anlamda sordu herhalde. Favori takımın PSV diyorsun. Paris Saint-Germain galiba değil mi? Onu kastettin. Paris Saint-Germain. Evet, orada zaten dünya, bizim bir Türk kadın, futbolcumuz oynadı. Melike Pekel diye. Evet. Kadın futbolunda çok önemli bir yerde galiba orası. Arkadaşlar şu an için bir bağlantıda sorunumuz oldu. Şimdi birazdan tekrar bağlanacağız.
Hatlarda geçen de olmuştu arkadaşlar. Maalesef sıkıntılar yaşıyoruz. Suat, İbrahim Hocam merhabalar. Teşekkür ederim. Bu arada ben gelenleri okuyayım. Kürkan Hocam geç kaldın. Merhabalar. Suat Özcan, iyi yayınlar diliyorum. Şu anda tek kaldım ama gelecektir. Arkadaşlar, biraz benimle idare edin. Hocam teşekkür ederiz. Evet hocam, sorunu ilettim. Mustafa hocam, o sorunu ileteceğim ama tabii Ezgi bağlanabilirse. Hatlarda sorun oldu galiba. Bu arada katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gözden kaçırdığım arkadaşlar varsa kusura bakmasınlar. Bu arada Ezgi yokken söyleyebilirim. Ezgi'ye de bir sürprizimiz olacaktı son bölümde. Özellikle hiç bahsetmedim. Geldiğinde bir konuk alacağız. Onun için özel biri olduğunu biliyorum. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın yayın şeyinden kaçırdık ama yarın itibariyle biliyorsunuz Ramazan bayramını kutlayacağız. Buradan herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. İnşallah nice bayramlara hep beraber girmek nasip olur. Bunu dağıtmamış olmayalım. Yayın heyecanı kusura bakmayın. Profesyonel olmadığımızı defaten söylüyoruz. Biz burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama gönüllü yapıyoruz. Hani buranın bir şeyi yok. Sadece Türk kalecine hizmet olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Heyecanımızı kusura bakmayın. Bazen söyleyeceğinizi de unutuyorsunuz, yapacaklarınızı unutuyorsunuz. Yapanlar biliyordur herhalde ne demek istediğimi. Şarj konusu olmuş olabilir. Bağlantı sorunu olmuş olabilir. Sabrınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Bu arada sorularınız varsa arkadaşlar iletin. Döndüğünde mutlaka sorarız. Geri geldik. Merhaba. Hocam kusura bakmayın tekrardan. Bugün nazara geldik galiba. Çok pahalı şeyler estağfurullah. yayından korktum. Sıkıntı yok. Önemli olan arkadaşlar bizim arkadaşlar hani bizi anlıyorlar. Çünkü biz profesyonel yapıda işte yapımcı programcı olmadığımız için bu tür hatalarımızı, eksiklerimizi inanıyorum görmezden geleceklerdir. Buyurun. En son Barcelona'nın işte kadın futbol takımında oynamak isterim. En çok takip ettiğim takımlardan bir tanesi zaten. Yani oynamak isteyeceğim kulüpler şey olabilir. İşte Türkiye'de nasıl Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin işte birinci ligde işte Süper Lig'de erkek takımı varsa benim de tercih edeceğim yurt dışındaki kulüpler böyle kulüpler olurdu. Adının çok duyulmuş olduğu kulüplerde oynamak isterdim. Yani ya zaten her kalecinin, her sporcunun daha doğrusu mutlaka bir hedefi olması, bir hayali olması lazım. Yani bunu da büyük tutmak lazım. Hep bunu söyleriz mesela. Yani hedefiniz büyük olacak ki siz de ciddi anlamda yani kendinizi ona göre hazırlayın, ona göre çalışın, ona göre mücadele edin. Çünkü en iyi olmak istiyorsanız en iyi çalışmak zorundasınız. İnanıyorum şey olacaktır. Bu arada sorulardan varsa diye bakıyorum hemen. Mustafa hocamın bir sorusu vardı, onu yakalamaya çalışıyorum. Bu ne demek? Hocam istersen bir daha sor. Mustafa hocam yakalayamadım. Geçişte kaldı herhalde. Bayağı da yorum var. Yakaladım. Uluslararası müsabakalardaki bariz farklar nelerdir diyor bir oyuncu gözüyle. Bariz farklar Yani nelerdir? çünkü Yani mini takım seviyede üst seviyedeki mesela Almanya'dır herhalde İspanya veya şöyle sorayım. Dünyada kim daha önde kadın futbolunda? Önce onu sorayım. işte Amerika önde. Amerika. Hani onunla birkaç tane Almanya sayacak iyi, olsak Amerika Almanya. iyi. İşte Hollanda ile final oynamıştı Evet. şeyde geçen yıl. Ama şöyle söyleyeyim yani güç kuvvet anlamında biz mesela Almanya ile maç yaptık çok zorlandık. Benim kalemden pozisyon eksik olmadı. Evet. Yani gerçek anlamda kuvvet problemi zaten var.
oynadığında anlıyorsunuz ya da bir futbolunu takip eden kişiler varsa eğer burada onlar da biliyorlardır zaten. Çünkü onlar küçük yaştan futbol eğitimini aldıkları için, bu küçük yaşta eğitim aşılandığı için beslenme olsun işte her anlamda. Gerçekten evet, bizden daha profesyoneller ve altyapıları daha sağlam. Tabii ki de her anlamda Türkiye ve yurt dışı takımlar arasında çok büyük farklar var. Evet. Bunları oynayan kişiler olarak biz zaten hissediyoruz. Erkoç Ünver sormuş. Ulusal anlamda bayan futbolunun Avrupa'daki fark. Bunu herhalde geç katıldı arkadaş. Bunu açıklamaya çalıştık zaten. Neler olması gerektiğini. Levent Hocam kaleci antrenörüdür. O da çok güzel işler yapıyor. Pınar Gücü takımında İzmir'de. O da hayırlı akşamlar demiş. İyi bayramlar. Burak Eçin de Ezgin Hocam, kadınlarda altyapı sistemi nasıl oluyor? Sizde bildiğim kadarıyla kulüplerde minikler ve yıldızlar kategorisi var. Sadece mini takımda U15, 17, 19 var diye biliyorum. Evet, çok doğru bir tespit. O şekilde aynen. Türkiye'de zaten minikler kaldırıldı galiba bayan takımlarında. Yıldız takımlar çıkartılıyor zannedersem. Yıldız takımlarda da işte sporcu keşfedilmeyi bekleyecek. Keşfedilirse iyi yerlere gelecektir. Dediğim gibi altyapı Türkiye'de hiç yok maalesef. Ve kulüplerde altyapı sağlam olmadığı müddetçe kadın futbolunun gelişmesi ve yeni yıldızların keşfedilmesi çok zor olacak diye düşünüyorum. İbrahim Hocam, bir bayan olarak diyor, bu işi yaparken en zorlandığı noktalar neler olmuştur diyor. Yani futbolu yaparken benim zorlandığım noktalar hep olmuştur yani. Çünkü ben bu mevkiye gelebilmek için sıfırdan geldim. Hiçbir şey benim için kolay olmadı. Ne bu imkanlar benim önüme sürüldü. İşte Ezgi, gel kızım seni kadın futbolcu yapalım. Hani hem kendim her anlamda futbolun içinde olabilmek için hayatımın her şeyini adadım. Gerekiyorsa sosyal yaşantımdan ödün verdim. Kendi özel yaşantımdan ödün verdim. Yani bu mevkiye, bu yere gelebilmek için hayatımı adadım diyebilirim. Ya zorlandığım nokta hayatımın her yerinde bu mevkiye gelebilmek için çok zorlanmışımdır. Bu arada aktif futbol hocamızın bir sorusu var, Süleyman hocamızın. Aktif futbolu bırakınca kaleci antrenörü yoksa takım antrenörü mü olmayı düşünüyor? Yani kaleci mi tercih edersiniz? Normal antrenörlüğü mü tercih edersiniz? Ya tabii ki de kaleci antrenörlüğünü tercih ederim. Çünkü kalecilik anlamında hocam siz de biliyorsunuz yani hani Türkiye'de antrenör sayısı eksiklik ne durumda bilmiyorum ama eksiklik var. Ben de kalecilik anlamındaki bütün tiyoları bildiğim için de bir kadın futbol takımında kaleci antrenörü olmak isterim. Tabii erkek takımında da olmak isterim. Fark etmez nerede olacağım da. Kaleci antrenörü olmak isterdim. Var burada Selma Yorulmaz hocamız var Ankara'da bildiğim kadarıyla. Bir amatör kulüpte çalışıyor. Zaman zaman işte denk geliyorum. Hakikaten güzel de işler çıkartıyor diye düşünüyorum. Buradan kendisine de tekrar başarılar diliyorum. Başka sorulardan Bursa'dan selamlar var. Akıncım, Ezgi ablan anlattı nasıl kaleci olduğunu. Orayı kaçırdın galiba. Bu arada herkese iyi bayramlar diliyorum. Sen yokken ben hatırladım, bayramlarını kutladım, o telaşla kaçtı. Tabii Ezgi'cim, sana bu arada bir de sürpriz hazırladık bu kadar yoğunluğun içerisinde. Hazırsan onu da davet edelim. Metin Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Nasılsın hocam? Hocam merhaba. Merhaba Ezgi'cim, sen nasılsın? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Çok heyecanlandım şu an. Heyecanlanacak bir şey yok canım. Güzel konuşuyorsunuz, dinliyoruz sizi. Ezgi'nin hayatına ciddi anlamda dokunuş yapan kaleci antrenörlerinden Metin Akçevre hocam, öyle bir organize yaptık. Ben daha önce ön konuşmalarda Metin hocamla alakalı düşüncelerini öğrenince, zaten Metin hocamla da arkadaşlar pazartesi günü saat 7'de bir canlı yayınımız olacak. Orada şimdiden davet ediyorum sizi. Ben de böyle bir şey yapmayı uygun gördüm. Ezgi'cim, sana sürpriz oldu, işte bahsetmedik. Ama sen yokken biz arkadaşlarla biraz. İnşallah yine yayın gitmemiştir Ezgi'nin sesi. Sesimiz geliyor mu Ezgi? Ezgi gitti herhalde yayına. Ezgi, hocam, sesimiz geliyor mu? Tamam. Ben şu an duyuyorum. Duymuyordum biraz önce. Evet.
Metin Hocam neler söylemek istersiniz? Ezgi nasıl kaleciydi hocam? Ezgi ilk ben seyrettim Ezgi'yi. Başka bir oyuncu için gitmiştim Marmara Üniversitesi'ne. Ezgi de Buca Spor'da oynadı o zaman. Tabii başka oyuncu izlerken bir baktım Ezgi çıktı piyasaya. Ezgi'nin atlaması, sıçraması. Tabii tam bir şey olarak bir şey yok ama atlamayı, uçmayı ve kaleden konuşarak idare etmeyi yapıyordu o an. Tabii benim de bu hoşuma gitti. Bunu biz çalıştırırsak belli bir yere kadar getiririz diye düşünüyorduk. İlk kampta zaten onu Ezgi'ye maçtan sonra söyledim hemen. Ezgi'cim seni almak istiyoruz dedim milli takıma. İnşallah dedim. İlk kampta seni çağıracağız dedim. Öyle Ezgi'yi çağırdı kamplara. Evet. Hocam hırsıyla alakalı ben çok şey duydum. Çok hırslı olduğunu, çok mücadeleci bir yapısı olduğunu duydum. Siz de aynı doğrultuda mısınız? Ya Ezgi şimdi şöyle çalışmayı seven, takım taşları seven, oyunda yenilgiye tahammül olmayan, futbol tekniği olarak çalıştıkça gelişen. Yani daha doğrusu ondan daha iyi önemli olan şu şeyler şu. Bizim bayan futbolundaki en büyük özellik biz gelen oyunculara genelde kitaplarını, defterlerini, ders çalışmayı da onlara sunuyorduk. Çünkü bunlar ileriki hayatlarında öğretmen olmalarını istiyorduk. Bizim kalecilerin çalıştırdığım kadarıyla 10 tanesi şu anda öğretmen oldu hepsi. Bizde çalışanlar. Bu Metin yönden Hocam, çok mutluyuz yani. öğretmenlik dediniz hemen aklıma geldi. Ben bugün böyle Sizin bağlantınız telefon. Sesimiz geliyor mu? Bana geliyor. Ezgi sana geliyor mu benim sesim? Herhalde Ezgi'de bir kontak Sıkıntı var. var. O tekrar bağlanır gelir. Hocam bugün seyrettiğim bir YouTube programında bir kalecilerle bir challenge yapmışlar. Bayağı kadın kalecilerle, genç çocuklarla. Ortak bir şey söylemişlerdi mesela. Kime sorsa sunucu arkadaş hani hedefin nedir diye. Hepsi işte antrenör olmak veya öğretmen olmak. Başka hiçbir şey yok. Yani Evet, genç şöyle bir çocuklar şey var. onun Bayan nedeni nedir? futbollarında biz kaliteyi de arttırmak istiyoruz. Mesela bizim olduğumuz dönemde buna çok önem veriyorduk derslerine. Çünkü bunlar ileriki zamanda futbol belli bir seviyeden sonra belli bir yaştan sonra futbolu bırakıyorlar. Futbolu bıraktıklarında kendilerini iş hayatına atılması gerekiyordu. Bunun da en kolay yolu spor akademileriydi. Bu genelde futbolcularda, milli takım oyuncularında bir avantajı vardı. Bu avantajı da oyuncularımız çok iyi sağladı. Hepsi üniversite mi kazandılar. Bu milli takımın verdiği çok önemli bir avantaj vardı ülkemizde. Milli takımda oynayan oyuncuların %99'una burs bağlanıyordu. Bu burs da genelde bizim futbolcular için çok önemliydi. O Evet. devletin verdiği burslarla da çok rahat hem futbolunu sürdürdüler hem okul hayatını sürdürdüler. Bunun neticesinde de çok güzel. Hepsi meslek sahibi oldular. Hepsi öğretmen oldular. Şimdi biz Evet. nasıl öğretiyorduk onları? Şimdi bunları da bundan sonraki kaliteli bir biçimde öğrencilere spor hayatlarını anlatacaklar. Sporu öğretecekler. Böyle bilinçli bir öğrenci tayfası olacak. Bir artıları olacak tabii kadın futboluna bir kadın olarak hizmet edecekler. Bu da çok büyük artı diye düşünüyorum Tabii hocam. çok önemli zaten. Türkiye'de eğer bayan futbolunda kadınlar biraz daha öne çıkarsa çalıştırıcı olarak bayan Evet. futbolu daha ileri gidecektir diye düşünüyorum. Bu son dönemde kadın kaleci ben birkaç tane duymaya başladım açıkçası. Demek ki ilgi o da olmaya başladı. İnsanlar belli bir yerden sonra hani insanların en çok bildiği işi yapmak istiyorlar normal olarak bizlerin de yaptığı gibi. Kadın kaleci antrenörü çoğalmaya başladı. Bu da bizi mutlu ediyor işin gerçeği. Tabii çok olsun ki öğreten de çok olsun. Daha iyi kalecilerimiz çıksın. Metin Hocam siz tabii mini takımda da çalıştınız. Bu kadın futboluna çok hakimsiniz. Neler yapılmalı? Valla Daha şimdi gelişmiş. kadın futbolunda şöyle bir şey var. Bizim diye hem erkekler hem kadınlara gittiğimiz için ikisine kıyaslamasını çok iyi yapıyorduk o bölümlerde. Bayanların şöyle bir dezavantaj ve avantajları vardı. Öğrenmeyi çok istiyorlardı. Yalnız sadece çok tekrarla yetenek şeyleri biraz daha geç gelişiyordu. Ama şu en büyük avantajları bayan futbollarında mesela kalecileri hep kaliteli kaleci antrenörleriyle çalışmaları onlar için çok büyük avantaj oldu. Şu Evet. anda gördüğüm kadarıyla bayan futbolunda oynayan kalecilerin %99'u benim çalıştırdığım kaleciler oynuyor şu anda. Çok da iyi kaleciler var.
Özellikle İzmir'den çok iyi kaleciler çıkıyordu. Bayağı oradan bir kaleci şeyi var. Yani bayan futbolu avantajlı bu yönden. 10 sene sonra falan düşünüyorum ki bayan futbolunda çok iyi kaleci antrenörleri çıkacağına inanıyorum. Onlar şu anda oynuyorlar ve eğitimli bir şekilde oynuyorlar yani. Yani Metin Hocam, evet. Sözümüze dahil oldum ama ben ilk kampa geldiğimde hatırlıyorsunuz hiçbir şey bilmiyordum. Planjon, atlamak, her şeyi sıfırdan öğrendik ve ben asla unutmadığım anlardan bir tanesi de futbola ilk kalecilere ilk başlamış olduğum ve bu mesleği ilk öğrendiğim yıllardır. Her zaman da söylerim. Unutmadığım şeylerden bir tanesi de Metin Hoca bizi her geldiğinde eldiven alır gelirdi. Asla eli boş gelmezdi. Bunları da unutmadık. Ne güzel, ne güzel. Tabii kalecilerimize en iyisini layık evet, görüyorduk. Eldivenleri. Hocam. Çünkü amatörün halini biz çok iyi anlıyorduk. Çünkü milli takımda görüyorduk. Kulüplerimizin belli bir takımlar yeterli oluyordu. Belli takımlarda yetersizlik vardı. Tabii bayan futbolun gelişmesinin en önemli şeyi eğer kulüpleri, altyapıları olsun, üst yapıları olsun, tesisleri olsun bunları geliştirebilirsek, kaliteli öğreticilerle donatılırsa bayan futbolunun daha çok ileriye doğru gelişeceğini tahmin ediyorum. Çünkü bu çok önemli. Eğitim yoksa orada biraz daha sıkıntı oluyor. Avrupa'daki bayan futboluyla Türkiye'deki bayan futbolu çok farklı. Avrupa'daki bayan futbolunun bizim anlattıklarımızın tam şeyine teknik kapasiteleri çok yüksek, güç olarak çok yüksek ve erkek futboluyla bayan futbolu denk seviyede, eşit seviyede bakıyor olaya. Bizde tam tersi. Erkek futbolu biraz daha önde bakılıyor. Bayan futbolu biraz daha geriden takip ettiriyorlar. Evet. Hocam bu arada Ezgi'ye bir soru vardı. Hocamdan onu sormak istiyorum ben de. Ben de merak ediyorum. Ezgi hocam ileride kadın kaleci okulu açma hakkında ne düşünüyor demiş. Bence güzel bir soru. Mehmet hocam ben şu an sizin sesinizi duyamıyorum. Ekrana verdim aslında. Görebiliyor musun ekranda? Yine bir ses problemi var zannediyorum Ezgi ile. Onu net algıladığında sesimiz geliyor mu? Bir test etmiş olalım yine. Orada bir sorun var zannedersem hocam. Ezgi'de problem var herhalde. Evet evet olabilir hocam. Bazen yaşanıyor. Geçen programda da bende yaşanmıştı. Bu ara çok herkes evde olduğu için internete çok yükleniliyor. Tabii tabii herkes internete yüklendiği için kesintiler oluyor. Ya bu çok doğal. Sonuçta biz hani 3 kişi olmanın avantajını yaşayalım şimdi. Şimdi geri geliyor. Bu soru güzel bir soru Muhsin Hocam. Teşekkür ederim. Kendisine geldiği zaman işte gelmeye çalışıyor ya bağlantı. Siz geliyor mu Ezgi? Ay hocam kusura bakmayın benim bağlantımda problem var galiba. Yok şimdi zaten 3 kişiyiz hiç sorun kalmadı. En azından sen yokken biz arkadan konuşuyoruz. Evet. Muhsin Hocam'ın sorusunu görebildin mi? Sorayım mı tekrar? Ezgi Hocam ileride kadın kaleci okulu açma hakkında ne düşünüyor? Olabilir. Bu da olabilir. Ama şu an öncelik verdiğim mesleğim tabii ki de öğretmenlik. Öğretmenlikten vakit kalırsa eğer futbolu da ileride bırakırsam tabii ki de olabilir. Peki ben siz anlattınız ama Metin Hocam o dönemde kadın futbolu kaleci antrenörüydü. Oradan öğrendiğiniz şeylerle sizi bugünlere taşıdı diyorsunuz zaten. Her konuşmanızda da bunu söylüyorsunuz. Bir kaleci antrenörünün takımdaki öneminden bahsedebilir misiniz? Sizce bir kaleci antrenörü size ne ifade ediyor? En başta şunu söyleyeyim. Bizim oynamış olduğumuz dönemde bize sadece Metin Hoca bakardı. Yani bütün kamplarımız Metin Hoca ile geçerdi ama şimdiki süreçte her kampa farklı bir antrenör geliyor. Bu da ister istemez sporcunun psikolojisini etkiler diye düşünüyorum. Tabii ki de antrenörün bir kalecinin antrenörüyle beraber çalışması ve Metin Hoca gibi biriyle çalışmasının hep avantajları vardır benim için. O şekilde yani. Başka ne söyleyeyim Mehmet Hocam? Yani bu arada arkadaşların soruları varsa son olarak alabiliriz. Zaman anlamında bir 5 dakika daha hatta 7 dakikamız var. Arkadaşlar sorusu olan arkadaşların soru şeylerini alabilirim. Bu arada geriye dönüyorum kaçırmış olmayayım diye. O arada kusura bakmayın benim ekranda bazen gidip geliyor. Sorduğunuz sorulara da böyle motive olup şey yapıp cevaplayamıyorum. İnanıyorum insanlar bize alınıyordur çünkü biz normal bir ulusal kanal değiliz.
Sadece bakın şurada 3 tane insan var ve bunlar Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışan insanlar. Karşıdaki insanlar da bir şey almaya çalışan insanlar. Yoksa kimse siparişle gelmedi buraya. Herkes bizleri dinlemek için bir şeyler bilgilerini tazelemek için geldi. O yüzden bizim ufak tefek hatalarımız onları çok şey yapacağını ben düşünmüyorum. Çünkü özelde de konuşuyoruz. Ben tabii üzülüyorum böyle kesildiği zaman kendim de kopuyor falan. Valla şunu da söylüyorlar hep. Hocam hiç sorun değil. Senin şeyini biliyoruz zaten yapmak istediğini. Yani o konularda hiç kendinizi kasmayın diyor. Ben de kasmıyorum dikkat edersen. Hiç problem yok. İstediğimiz kadar kopuyoruz, geliyoruz. Normal yayınlar olsa herhalde büyük problemler olur. Evet. Müge İnan. Kaleciydi galiba. Ben öyle hatırlıyorum ama. Merhabalar. Metin hocamın üzerimizde emeği çoktur. Çok güzel bir yayın oluyor. Ezgi hocama da çok selamlar. İyi yayınlar dilerim. Ben gruptan hatırlıyor gibiyim. Tanıyorsanız bahsedebilirsiniz. Müge'yi tanıyoruz. Tanımaz mısın Müge'yi? Beşiktaş'ta mıydı? Ben öyle mi hatırlıyorum? Müge bize geçmişinizde Beşiktaş'ta oynamıştı. Beşiktaş'ta. Ha, doğru. İstanbul, milli takıma geldi. İstanbul Üniversitesi galiba Mehmet'in hocam. Zaten ilk bize kamplara geldiğinde çok küçüktü zaten. Sonra bizde belli bir şeyden sonra alıştı. O da iyi kaleci zaten. Evet. Öğrenmeye çok yetenekleri var. Öğrenmeye çok açık bir oyuncumuzdu. Hem iyi insan. Bayan futbolunu da çok seviyor. Bazı duygusallıkları çok oluyordu. Bazen biz bunu götürmek istiyorduk. O gelmek istemiyordu. Annesini de çok seviyordu. Ama sonradan tabii bayan futbolunu çok seven bir kardeşimiz. Evet, Müge'ye de buradan selamlarımı gönderiyorum. Tabii arkadaşlar, seyreden arkadaşlardan özellikle yorumlar da bekliyoruz, tanışıyoruz. Mesela ben hatırladım, Kaleciler Dünyası Facebook grubundan özellikle hatırlıyorum kendisini. Görüntüleri işte falan atardı mesela. Yani oradan ben biliyorum ama arkadaşlar daha çok katılımcı olalım. Biz sesimizi hep beraber duyuracağız. O yüzden sadece izleyerek değil, katılımcı olarak da sesimizi yükseltebiliriz. Levent Gümüş hocam buyurun. Şey diyecektim mesela, ben antrenman yapıyorum, işte altyapını kimden aldın diye bana soruyorlar. Metin Akçevre diyorum, belli diyorlar. Metin hocam neden belli diyorlar? Evet. Ben bir türlü onu çözemedim. Ben de böyle çok, siz de mi eskiden gençliğinizde öyleydiniz? Çok atlamayı işte. Onun da ayaklarıydı Ezgi'ciğim. Şimdi şöyle, ben çabuk bir kaleciydim. Hem ayaklarım da Mehmet Hoca'nın dediği gibi ayaklarım çok iyidir genelde. Genelde çabuk olan kaleci tipiydim. Ama sizi zaten çalışırken hem tekniğinizi hem çabukluğunuzu hem oyun bilginizi hem takımı nasıl yöneteceğinizi öğretiyorduk size. Siz tabii, bizde avantajınız şuydu. Kamplarımız uzun olduğu için sizin öğrenme şeyiniz daha fazla olduğu için gelişme şeyiniz, ondan avantajlısınız. Mesela siz 10 tane 12 tane kalecisiniz şu anda Türkiye'de oynayan. Diğer kalecilerden hep bir adım öndesiniz çünkü. Sizin kulüplerde belli bir yere kadar çalışamıyordunuz ama bize geldiğinizde biz bu şeylerinizi, eksiklerinizi tamamlıyorduk. Ha, şu da bir avantajdı benimle çalışmanız. Ben sizin hem psikolojik olarak sizin yapınızı bildiğim için çalışma sistemini ona göre ayarlıyordum. Yani sizin ne kadar belli şeylerden hoşlandığınızı, belli şeylerden hoşlanmadığınızı, size ne idman yapacağımı, neyi veya eksik olduğunuzu o tarafa daha çok yönlendiriyordum size. Siz de bu avantajları iyi kullanıyordunuz. Evet. Hem iyi öğrencilerdiniz yani. Evet. İşte unutadığım antrenman periyotlarından bir tanesi kayan zeminde hocam. Tahtamız vardı bizim, kaygan bir tahta. O tahtayla biz çok güzel antrenmanlar yapıyorduk. Evet, evet. Rampa. Şimdi o da şöyle bir şey vardı. Biz milli takımdayken Fenerbahçe'de Yavuz hocamız vardı. Allah sağlık saat versin. O bu işleri çok yapardı. Beraberdik. O zaman bizim çalışma grubumuz çok güzeldi. Yavuz Hoca vardı, Eser Hoca vardı. Ben vardım, kaleci Altay vardı. Nurettin abi vardı Fener'den. Bizim o ekip çok güzeldi. Hem biz bayanlara da gidiyorduk, hem erkeklere gidiyorduk. Orada zaten belli bir kontak yapıyorduk. Kendi aramızda ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Çocuklara neyle daha çok yararımız olur diye. Orada o Yavuz Hoca'dan kalmadır bu şeyler. Evet, evet. Sonra bu tabii bu aletleri insanlar geliştirmeye başladılar. O zaman bu aletler biz tahtayla yapıyorduk. Şimdi daha değişik şeyler çıktı. Materyaller var hocam, doğru. Evet. Hocam, Metin hocama bir soru var Mustafa hocamdan. Metin hocam, kadın kalecilerimizde gelişmesi gereken bir sıralama yapsa ilk 5'te neler olmalı demiş hocam.
kadın kalecilerimizin gelişmesi gereken bir sıralama yapsa diyor. Ya o soruyu da zaten ilk baştan yani... bana soruyor herhalde değil mi? Evet, Metin hocama sormuş. Şimdi şöyle bir şey var. Bunları zaten erkeklerde de bayanları da fark etmez. Zaten ilk baştan ilk temeli iyi atamıyorsanız ilerleyen yaşlarda problem yaşayacaktır zaten. Çünkü ilk temeller çok önemlidir. O aldığın teknikle yukarıya kendini taşırsın. Biz yukarıda mesela işimiz daha kolay. Orada performans idmanları yaptırıyoruz genelde. Ama altyapı da öyle değil. Altyapı da daha temel idmanlar yaptırıyoruz çocuklara. Evet. Onun için altyapıyı kaliteli hocaları getirmek gerekiyor. Onları iyi çalıştırıp oradan ayrı yukarıya doğru gelirken süzmek lazım onların çalışma sistemine. Sen bu soruya cevap versen Ezgi ne söylerdin? ALG spor gerçekten iyi. Kadın futbolu adına. Mustafa hocamın sorusuna soruyorum. Sonra Suat Bey'in şeyini vereceğim. Ya Metin hocamın söylediği gibi altyapıyı sağlam alırsan ileride çok büyük kalecilik anlamında problemler yaşamazsınız. Yani biz altyapıyı çok sağlam aldığımız için gerçekten çok iyi antrenmanlar yapıyorduk ve sürekli bizim kampımız oluyordu. Metin hocanın olmuş olduğu süreç eski süreçlerde. O yüzden bizim için çok avantajlı bir süreçti bu. Evet. Yani tabii ki evet. Eksiklerimizi Metin hocam daha iyi bilir. Evet, mutlaka. Suat Bey'in şeyini alalım şimdi. ALG gerçekten kadın futboluna büyük yatırım yapıyor. Buradan Ali Gözcü'ye teşekkür ederim. Başkanınız galiba Ali Gözcü. Evet. Ya kulüp başkanımız gerçek anlamda kadın futbolunu gerçekten çok seviyor ve çok büyük desteği var. Buradan başkanıma bütün destekleri için teşekkür ediyorum. Maddi anlamda bütün destekleri kulüp başkanımız sağlıyor zaten. Kadın futbolundan çok bir gelir gelmediği için bütün masraflarımızı kulüp başkanımız karşılıyor. Ve şu an kadın futbolunda en iyi kadın kulüplerden bir tanesi ALG Spor Kulübü'dür. İşte maaşlar olsun, maddi manevi her anlamda bütün olanakları sağlayan ALG abi. Spor Kulübü. Şu anda lider olarak da siz de bunun karşılığını veriyorsunuz. Sağlıkçımız vardır, sağlıkçı var, işte kalacak olduğumuz yer konusunda bütün her şey başkanımız tarafından yani profesyonel. Çok profesyonel düşünüyorlar, evet. Gerçekten çok profesyonel yaklaşıyorlar. Ezgi'cim tabii programın da sonuna geliyoruz. Senin söylemek istediğin veya hani şu ana kadar konuşulmayanlardan veya senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Senden alalım. Son Metin hocamdan alıp kapatabiliriz. Benim eklemek istediğim bir şey yok. Sadece teşekkür ederim. Metin hocamı yıllardır görmedim. Sosyal medyadan birbirimizi takip ediyoruz ama yüz yüze konuşmak gerçekten de benim için en anlamlı anlardan bir tanesi diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığı için ve Metin hocam ailenizin ve sizin bayramınızı kutlarım. Ben de ve kutlarım. Ve sizinle antrenman yapmayı gerçekten çok özledim. Ve eminim ki tüm kadın kaleciler de özlemiştir. Ben de tabii onlarla çalışmak çok zevkliydi. Onlara bir şey öğretebildiysem bana ne mutlu. Bu arada da Ezgi'cim Gaziantep'teki Mehmet hocanıza da çok teşekkür ediyorum. Bazen sosyal medyada görüyorum sizin çalışmalarınızı. Bayağı sıkı çalıştırıyor. Bayağı da iyi bir hoca, evet. Güzel çalıştırıyor. Ona da tebrik ederim. Başarılarını devam edesin Mehmet hocam. Evet. Mehmet hocamız da çok güzel antrenman yaptırıyor. Çok araştırıyor gerçekten. Bana kattığı da vardır illaki. Bir sporcu her şeyi biliyorum diyemez. Muhakkak yeni öğreneceğin şeyler vardır ve benim de Mehmet Hoca'dan eksik yönlerim varsa onları öğrendiğim zamanlar çok olmuştur. Ona da buradan teşekkür ederim Mehmet Hoca'ya. Verdiği desteklerden zaten dolayı. Öğrenmenin yaşı yok Ezgi'cim. Yani her yaşta evet. Bir şey öğrenebiliyorsun. Onun için öğrenmeye her zaman açık olmak lazım. Yenilikler daha da arttığı için hep geliştirmeye bakmak lazım. Çünkü hayat olduğu yere durmuyor. Sürekli gelişiyor. Evet, Mehmet Hocam'a da tekrar selam gönderiyorum. Çok teşekkür ederim ona da. Ezgi'cim tabii bir de kendimizle alakalı. Onu geliştirmek için uğraştık. Bir saattir uğraşıyoruz. Şimdi bir de kaleciler evet. Dünyasını geliştirmek için neler yapılmalı? Bizler kaleci olarak, kaleci antrenörleri olarak neler yapmalıyız da eklersen son cümlelere ben de sevineceğim. Çünkü kadın futbolunu duyurmak için mücadele verdik. Şimdi kaleciler dünyasını da duyuralım. Kaleciler Dünyası zaten benim Facebook'ta takip etmiş olduğum bir sayfaydı. Ve gerçek anlamda bütün paylaşımlarınızı takip ediyorum. Kalecilere vermiş olduğunuz destekleri de biliyorum. Bütün kaleci antrenörleri, kaleciler, kulüpler el ele verip gerçek anlamda bu güzel medya, bu sizin gibi biriyle yapmış olduğumuz bu güzel sohbeti burada kalmasını istemiyorum. Bütün herkesin
sizinle ilgili ve sayfanızla ilgili paylaşım yapması gerekiyor medyada bol bol. Ve zaten büyük kalecilerle yayın yapıyorsunuz. Evet, geçenlerde evet. Mert'le yayın yapmışsınız. Mert Günok yaptık, Gökhan Akkan yaptık, milli takım seviyesinde kaleci. Ersun Hocam'la daha yaptık. Büyük isimlerle de, daha büyük isimlerle de yayın yaparsınız. Biz de zaten gereken desteği size vereceğiz. Burada izleyen herkese de sesleniyorum ben. Yani bizden gerekli desteği göreceğinize emin olabilirsiniz hocam. İnşallah, inşallah. Zaten buradaki biliyorsunuz amacımız erkek, kadın ama sonuçta kaleci. Hiç problem yok. İşte hocam her şey ülkemizin kaleciliği. Hani ülkemizin kaleciliği. Bunun kadın erkeği olmaz. Siz de o üç direk arasında yapıyorsunuz. Bizler de yapıyoruz. Önemli olan hep beraber el ele verip erkeğiyle, kadınıyla mesleğimizi geliştirmek. Dünyaya duyurmak. Hatta son dönemde Metin Hocam takip ediyordur. Antrenman, canlı antrenman veriyoruz. Bu format iddia ediyorum dünyada yok. Seyrettiniz mi? Yani bilmiyorum ama mesela şeyin Sivas'ın verdik. Sivas Spor'un. Süper Lig takımının antrenmanı baştan sona kadar Altay Spor Kulübü'nün canlı. İnanın bana o kadar güzel tepkiler aldık ki. Yani bizler böyle projeler üretip kaleciye değer katmak zorundayız. İnanıyorum yani bu yol çok güzel bir yol. Hatta format olarak çok net konuşuyorum. Dünyada bunun eşi benzeri yok. Ve bu da bize nasip oldu. Çok şükürler olsun ve ileride... Zaten hocam ben evet, çok yayına biliyorum. Katıldım ama ilk defa kalecilerle ilgili özel bir sayfanın konuğu oldum. Gerçekten bu beni çok mutlu etti. Biz bunun her zaman bekliyoruz. İlerleyen bölümde tekrar yapabiliriz. Başka bir proje olur. Başka arkadaşlarla da alabiliriz. Hiç sıkıntı yok ama senin de dediğin gibi arkadaşlar lütfen bu kanalı paylaşalım. Daha çok duyuralım. Birçok insana ulaşalım. Çünkü biz ne kadar çok hep bahsediyoruz ya daha çok kitleye ulaşabilirsek o kadar çok gelişeceğiz. Çünkü bizim sesimizi duyurmamız lazım. Aynı kadın futbolu nasıl çırpınıyor işte biz duyurmalıyız işte daha ön plana çıkmalıyız biz de aynı. Bu kanal o proje çok önemli gidiyor Metin Hocam sen de takip ediyorsun herhalde. Ve birçok yapacağız şu anda inanın şeye baktım ben programa baktım. 19 kişiyle yayın yapacağız. Bunların 8 tanesi takım. Takım idmanı vereceğiz. Süper Lig'de var, Bette Ligi var, Bal takımı var. Yani bunu genişletmek için... En güzel tarafı bu sizin canlı verdiğiniz idmanlar, programlar yeni başlayan hocalarımız için de çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Oradan alabileceklerini, faydalanabilecekleri idman türlerini kendi yazarlarsa bir yerlerine bunlar kendi şeylerinde her zaman ihtiyaç olacaktır. Bir antrenman yapacağında profesyonel takım nasıl bir çalışma yapıyor? Kendi amatör takımlarda ne çalışmıyor? Bir arasındaki fark kendilerini bu arada yetiştirmek için de çok güzel bir örnek teşkil ediyorsunuz. Sizin bu yaptığınız yani kaleciler dünyası. Bence artık kaleciler dünyası kaleciler için bir cami olmuştur. Bu camiamızı daha iyi geliştirmemiz gerekiyor. Buna da sahip çıkmamız lazım. Bütün kaleci, profesyonel kaleciler olsun, amatör kalecilerimiz olsun. Bu bizim camiamızı daha çok geliştirirsek bizim için bir şans olacaktır. Ya, vitrin de olacak. Metin Hocam mesela şunu fark ettiniz mi? Ben özellikle o canlı antrenman bölümünde şunu fark ettim. Gerçek anlamda kaleci antrenör arkadaşlarımız çok mutlu oldu. Kaleciler çok mutlu oldu. Geri dönüşler çok iyi oldu. Orada önemli bir şey vardı bana göre. Kaleci kendi verilen değeri görmüş oldu. Mesela en son Altay yaptığımızda arkadaşların katılımını görmüşseniz yani hakikaten işte bir kamera geldiğinde siz de biliyorsunuz oyuncuları genelde çeker veya çok kısa bir bölüm kaleciye ayırırlar falan filan geçip giderler. Ama ilk defa baştan sona onların hatta interaktif konuşmalarına da şahit oldular. Ve ben o çocukların arkadaşlarımızın gözündeki mutluluğu gördüm. Bu tür idmanlar zaten daha kaliteli geçer. Hem çekim olduğu için hem bu insanların sevdiği için bir maç gibi düşünün. Onun gibi bir idman yapacaklar. O konsantrasyonda ama Metin Hocam o kısmı dediğiniz gibi %100 katılıyorum. Yani bilgi ve kendini değerlendirmek adına çok önemli. Hani antrenman boyutu ama benim orada şöyle de bir beklentim ve gördüğüm tablo var. İnsanlara yani kalecilere verilen değer ortaya çıkıyor.
Onlar kendini özel hissetti diye düşünüyorum. Hani büyük resimde bu var gibi geliyor bana. Sadece hani antrenman drili nasıl çalışıyor tamam, o ulaşabilirlik öğrenme adına %100 haklısınız, katılıyorum, olmalı, konseptin ana bölümü o, ama daha önemlisi inanın bana o çocukların kendine verilen değeri görmesi beni daha çok mutlu etti. Evet. Yani burasını ben daha çok önemsiyorum aslında. Yoksa yanlış anlamayın. Mehmet Hanım, bence yani çok güzel şeyler bunlar. Falan filan çok da takılmıyorum ben aslında. Hani hata benim yapıyorum. Şurada tek şeye bir itirazım var. Bunlar çok güzel. Bu idmanlar hep gösterilmesi, geliştirilmesi. Yalnız şurada bir şeyi atlamayalım hocalarımız olarak, kaleci hocalarımız olarak. Şimdi buradaki idmanlar belli bir yere kadar getiriyor. Ama maç idmanları olsun, maça hazırlanış olsun, anlatışı olsun, maçı yaşatmak idmanları olsun. Bunlar tabii senin kalecilik hocalığın yeteneğiyle ilgili bir şey. Bunları geliştirmek de sendeki olan bu yetenek de çok önemli. Şimdi herkes YouTube'dan, şuradan, buradan idman drilleri olsun, şu olsun, onların sıralaması olsun. Bunlar tabii çok farklı şeyler. Eğer sen bunları yönlendiremiyorsan bu idman programlarıyla, kalecinin o hafta hangi nasıl düzenli oynayacağını, rakibin analizini tabii yapabiliyor musun? Onları kalecilere anlatabiliyor musun? Hangi şekilde o maç atmosferini hazırlıyorsun? Psikolojik olarak tabii olsun, antrenman olarak olsun. Yani bunlar çok önemli şeyler. Bunlar sadece YouTube'da seyredip de ben antrenman yaptırdım şeyi bir yere evet kadar. Kopyala yapıştırlar. Bu çok önemli bir şey. Bu atlamıyorum evet yani. Bu önemli. Evet. Hele senin yaptığınız, sizin yaptığınız şu andaki iş çok önemli bir şey. Yani bunu biz eskilerden böyle bir şey yoktu. Ben mesela kaleci ilk başladığımda Ordu Spor'da genç takımda başlarken kaleci antrenörüm yoktu. Ben kendi kendime masör evet topa vuruyordu, o vuruyordu, bu vuruyordu. Evet. Yıldız Milli'den genç milli takımdan derken ben Beşiktaş'ta kaleci antrenörü gördüm. Onu gerçi evet pazartesi günkü yayında anlatırsak daha evet, şey evet olur, geniş olur. Yine fazla da çok girmeyelim olaya. Hani evet, bu kaleci hocanın meziyeti de çok önemli. Yani sadece tabii YouTube ki kalecisi değil de bunları kendi şeylerini tabii ayarlamak lazım yani. Tabii tabii, aynen katılıyorum. Zaten biz ay pardon böldüm. Biz mesela kampa geldiğimizde Metin Hoca'nın en çok zorlandığı şeylerden bir tanesi, kulüplerimizde kaleci antrenörü yoktu ve ben bütün aldığım eğitimleri milli takım kampında Metin Hoca'dan alıyordum yani. Yani. Özel kaleci antrenörüm hiçbir zaman kulüplerde olmadı. Evet, evet. Yani Metin Hocam, o konuda da artı bir şey ekleyeyim. Şimdi antrenman içeriğinde de arkadaşlarla konuşup hani her antrenman birbirine benzesin de istemiyoruz. Mesela en yakın evet zannedersem Karagümrük'le yapacağız diye biliyorum. Yanılabilirim ama onu duyururum. Mesela Nihat Hocam'la özel bir görüşme yaptığımızda hani bu en son yapılandan farklı olsun. Hani yapılanlardan farklı olsun. Farklı bir konu işlemek. Yani her seferinde ya farklı. Şu olabilir. Mesela dersin ki o günkü idmanda reaksiyon idmanını yapacaksın. Ona ait olabilir. Tipi. Mesela nedir o? Nihat Hocam'la da kalecinin hücum prensibi, oyun takibi. Yani ya da gibi şu olabilir. Evet, defanstaki yani kalecinin oyun kurması veya baskı altındaki geri pas aynen çalışması. Aynen. Onlar da olabilir. Onlar çünkü çok önemli şeyler. Artık günümüzde futbolun artık kaleciler çok gelişmesi gerekiyor artık. Ayakları aynen olsun, teknikleri olsun, takımı idare etme sevki olması gerekiyor. O konuda Nihat Hocam'la bir beraber planlama yaptık. Farklı bir konsept dedi. Günümüz kaleciliğinin, modern kaleciliğinin olması gereken işte o hücum ve savunma prensiplerindeki geçişleri falan filan. Yani ciddi bir şey olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlara da buradan duyurmuş olayım. Program sizin için de yeni bir şey. Ama evet bu şeyde süper oluyor. Çünkü geliştikçe daha yani evet Türk futboluna, kaleciliğine çok büyük hizmet ediyorsunuz aslında Mehmet Hocam. Evet. Yani size de teşekkür ederiz bu yayınları yaptığınız için. Yani Türkiye'nin her yerine şu anda mesaj veriyorsunuz. Biz de veriyoruz şu anda. İnşallah daha iyi olur. Metin Hocam, merkez hakikaten çok sağ olsun. Yani benim beklediğimden çok daha fazla destek oluyorlar şu anlamda. Hani yani kiminle görüşsek mesela hani böyle bir düşüncemiz var, yardımcı olur musunuz diye. Ben hayır diyeni görmedim. Yok, yani bence de bu yani çok güzel bir şey. Yani aslında bizler ne kadar o konuda biraz şey yapmışız, geriye kalmışız, böyle bir şeye ihtiyacımız varmış, daha net görüyoruz açıkçası. Bu da beni mutlu ediyor. Düşünsenize mesela ya bir kere de evet dedi. Mert Günok'la yaptık, bir kere de evet dedi.
Fevzi hocam mesela, hani ben tanımıyordum, burada tanıdım. Yani evet, kimse evet, hayır demedi. Antrenman boyutunda sağ olsun Cengiz hocam, Cengiz Bürgen hocam bize çok katkısı oldu. Allah razı olsun. Yani antrenmanını açtı ya. Süper Lig'de şu anda 4. takımın. Yani açmaz açmaz bir şey diyemezsiniz yani. Sonuna kadar destek verdi. Hem bu şeyler güzel oluyor, hem hoş oluyor. Hem Cengiz Hoca'nın nasıl çalıştığını da insanlar görmüş oluyor. Cengiz tabii, Hoca'yı tabii tanıyan vardır, tanımayan vardır. Sadece Cengiz Hoca'yı artık çok insan tanıyor. Metin Hocam, Cengiz Hocam artık çok insan tanıyor. Bu, şimdi onu demek istiyorum. Şimdi isim olarak tanımakla idmandaki tabii, Cengiz Hoca'yı tanımak çok farklı. Şimdi çok Metin olarak beni herkes bilir. Antrenmandaki Metin nasıldır onu bilmez. Yani aynen, bunlar çok önemli. Siz dünyaya, Türkiye'ye yayılıyorsunuz şu anda. Göstererek, görsel olsun, evet, anlatım olsun. Bunlar iki taraf için de geçerli yani. Sadece sizin için veya o Cengiz Hoca için değil. Herkes için değil. Bir de kaleciyle ilgili uğraşanlar için süper bir şey yani bu. İnşallah bunları genişleyerek yapacağız. Tabii konular açılıyor Ezgi'cim. Erkek erkeğe biz biraz fazla konuştuk. Kusura bakma. hocam son sözleri alıp kapatalım. Arkadaşlar da fazla meşgul. Valla yayın çok güzel oldu. Ezgi hocama başarılar diliyorum. Mehmet hocam sana tekrar başarılar diliyorum. Bu yayınları böyle güzel bir şekilde uyguluyorsunuz. Kalecinin gelişmesi için çok faydalı bir işe soyundunuz. İnşallah bunda başarılı olursunuz. İnşallah. Herkesin bu arada Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Selamlar herkese. Ezgi'cim senden de son sözler teşekkür alalım. Teşekkür ederiz hocam. Herkese Ramazan Bayramı'nı kutlarım hocam. Aileleriniz ve sizlerin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Mehmet hocam sizi zaten takip ediyordum ben. Bundan sonra evet, emin olun daha çok takip edeceğim ve daha çok paylaşım yapacağım sizlerle ilgili. İnşallah. Teşekkür ediyorum yaptığınız yayın için. Ben çok de katıldığınız için, emek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. El birliğiyle güzel bir şeyler olmuştur. Arkadaşlar mutlu olmuşlardır diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar yarın başlayacak olan Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyorum. Tabii izleyen arkadaşlara da özellikle yine rica ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bizi desteklemeyi, kendi sayfanızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum. Herkes sağlıcakla kalsın inşallah. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşürüz, iyi akşamlar. Hoşça kalın.